Cengiz Özakıncı'yla Tarihin Bilinmeyen Yüzü'nün 153. programından iyi akşamlar değerli izleyiciler. Küreselci emperyalizmin Türkiye'ye yönelik federasyon dayatmalarını kendi belgeleriyle kamuoyunun gözünün önüne sermeye bu haftada devam edeceğiz. Zira bu dayatmalar bugün de sürüyor ve Türkiye'nin bekası için bu konuyu anlayabilmek ve bu konuya karşı doğru savunma teknikleri geliştirmek kritik önem arz ediyor. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Birkaç haftadır kamuoyunun dikkatini çektiniz. Türkiye'de bu konu yeniden konuşulmaya ve daha net anlaşılmaya başlandığını anlıyorum ben. Hem iletilerden hem çeşitli haber sitelerinde yapılan haberlerden hem çekilen bazı videolardan yani YouTube için çekilen kimi yorumcuların videolarından yeniden bu konunun konuşulmaya başlandığını görmek mutluluk verici. Çünkü tabii. Aynı dayatmalar, haftalardır anlattığınız aynı dayatmalar özellikle 1980'den sonra başlayan bugün artarak sürüyor aslında ama farkında değildi. Bir kesim farkına vardı. Konuya geçeceğiz ama güncel gelişmeler. RAND diye bir kurumun farkına varıldı. Mesela. Onunla devam edeceğiz ama önce müsaade ederseniz bir teşekkür var programın buyurun. Hemen başında. Eski bakanlarımızdan, çok değerli üstelik bakanlarımızdan Sayın Hikmet Ulubay evet. Bir makale kalemi aldı kendi internet sitesinde. Ve bu makalede hem bizden övgü dolu sözlerle den bahsediyor. Çok teşekkür ederiz kendisine. Ondan bunu duymak gerçekten mutluluk verici, kıvanç verici. Aynı zamanda da sitesinde bizim, size rica etsem hocam, sizin tahta önünüzde gösterir misiniz? Bizim ilk günden itibaren bu makale bütün programlarımızı tek tek konu içerikleriyle, başlıklarıyla sıralamış ve makalesinin arkasına iliştirmiş. Yani 2016'dan itibaren, bir saniye hocam şimdi yakınlaşacak arkadaşlarımız, tek tek 1 Ekim 2016'dan itibaren konu başlıklarıyla 150 küsür programımızın tamamını sayfasında sınıflandırmış. Bu çok önemli bir çalışma. Bundan belki izleyicilerimiz yararlanmak isteyeceklerdir. Evet. İsteyen izleyicilerimize buradan duyuralım. Hikmet Ulubay'ın internet sitesinden bu sınıflandırmayı başlık başlık ve konu konu evet. görebilirler. Kendisine teşekkür ederim. Sayfalarca liste yapmış Sayın Hikmet Ulubay. Büyük bir emek. Ben bile programımızın hangi tarihinde ne yaptığımızı düşündüğümde hemen Hikmet Ulubay WordPress.com'a giriyorum ve bu makaleden hangi tarih, o tarihte şunu yapmışız diyorum. Bize de yararlı. Çok. Ve hangi konuyu işlediğimizi, hangi tarihte hangi konuyu işlediğimizi merak edenler için çok önemli bir kaynak ve sürekli güncelliyor Sayın Hikmet Ulubay. Ona da bu emekleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Bu değerli çalışması için. Devletimize, milletimize çok önemli katkılar sağlamış. Çok değerli bir bakanımızdı. Evet. Hala sağlamaya da devam ediyor. Aynen. Çok teşekkür ederiz Sayın Ulubay'a. Saygı, sevgi gönderiyoruz. Bu şu işe de yarıyor. Bize, çünkü bana çok sayıda soru geliyor hafta içerisinde. Malum 153 program olduğu için şu konuyu hangi tarihte işlemiştiniz? Ama bu işte. YouTube'da bulamıyoruz. Çünkü bunların tamamının videoları da YouTube'da var. Evet. İzleyicilerimiz buradan bakıp, tarihine bakıp YouTube'da o videoyu rahatlıkla o tarihte bulabilirler. Bence Sayın Hikmet Ulubay'dan izin alarak YouTube video kanalımıza da bu listeyi koymamızda yarar var. Olur hocam, koyabiliriz. Değil mi? Ve çok da yararlı olur. Şimdi bir diğer güncel konu İdlib'de yaşanan son gelişmeler. Malum sınırımızda 700 bin civarında bir göçmen dalgası var. Çok önemli, çok kritik bir gelişme. Tabii kimin geldiğini de tam olarak bilmiyoruz. Sivil halkın arasına karışmış bir takım unsurların olduğundan da bahsediliyor. Onları sınırda tutacak mıyız? Ne olacak? O belli değil. Diğer taraftan Esad ordusu Türk ordusunu vurdu. Çatışma var. Türk ordusu da karşılık verdi. Evet, bu da hiç istemediğimiz bir şey. Ve Cumhurbaşkanı grup konuşmasında, bilmiyorum izleyicilerimizin muhakkak dikkatini çekmiştir, çok önemli bir cümle kurdu. Dedi ki Şubat sonuna kadar Esad'a, yani rejime süre veriyorum. Bizim bulunduğumuz gözlem noktalarından geriye çekildiler.
çekilmedilerse biz gereğini yapacağız. Bu bildiğiniz herhalde Kıbrıs'tan sonra ilk defa bir orduyla karşı karşıya gelebileceğiz anlamına geliyor. Sıkıntılı günler. Tüm komşularımızla barış içinde iyi ilişkiler kurmayı ümit eden ve bunu hedefleyen bir Türkiye'yiz biz. İnşallah böyle şeyler olmayacak. İnşallah çatışmalar olmasın. Yurdumuza ve çevremize barış gelsin istiyoruz. Bu dileklerinize katılıyoruz. Orada gözlem noktalarımız var, 12 tane. Şimdi o gözlem noktalarımızın bazıları rejim ordusu tarafından sarılmış durumda. Evet. Oradaki askerlerimize de bir an önce sağ salim yurda tabii dönebilmelerini diliyoruz. Tabii. Ve şehitlerimiz var. Orada şehitlerimiz var. Daha evvelki saldırıda şehit olan askerlerimize de Allah'tan rahmet. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Aynen. Dediğiniz gibi gelişmeleri yakından takip edeceğiz ama evet, kritik buluyorsunuz. Çok. En istemediğimiz şey Suriye ve Türkiye savaşı. Her iki taraf için de kötü. Kim en çok ister hocam? Malum. Emperyalistler. Küreselci emperyalistler Türkiye'yi gerek İran'la savaştırmak, Soğuk Savaş dönemi boyunca Rusya'yla savaştırmak istediler. Soğuk Savaş bitti, İran'la savaştırmak istediler. Şimdi Suriye'yle savaştırmak istiyorlar. Yani ille Türkiye'yi savaştıracaklar. Hedef de belli. Hedef bu. Onun için Türkiye ne kadar savaştan uzak barışçıl ilişkiler kurarsa çevre komşularıyla o kadar emperyalizme karşı bir tavır içinde tutmuş olur. Bir diğer güncel konu, hızlı hızlı geçiyorum ana konuya geçmeden. Van'da çığ düştü maalesef. Çok acı. Vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Çok. Yaralılarımız çok acı. Var. Kurtarmaya gidenlerin üzerine de çığ düştü. Evet. Çok üzücü. Üst üste geldi. İşte ne bileyim Manisa depremi, Elazığ depremi değil mi? Tabii. Malatya. Van'da çığ düştü. Van'da çığ, İdlib'de çatışmalar. Uçak kazası da. Uçak kazası. Ama. Yani bunların hepsi üzücü. Bir an evvel bu ortamın defolup gitmesini istiyoruz. Yani bu kötülüklerin. Üst üste geldi ve büyük bir moral bozukluğu tabii ki ulusumuzda söz konusu. Atatürk hep iç cepheden bahsederdi. Tabii. Malum siz de burada defaatle vurguladınız. Tüm bu yaşanan felaketlerde bile özellikle sosyal medyada bir bölünmüşlüğü görmek beni çok üzdü. Bu ulusumuzun ortak yaşadığı felaketler. Tabii. Her biri. Tabii. Bunun siyasette yeri olamaz. Siyaset olmamadan sonradan yapılacak bir şey ve eleştiri varsa sonradan ortaya konur. Tabii. Ama daha olay olur olmaz ortadan ikiye bölünüp iki kampın birbirine bu olaylar mesela şehitlerimiz üzerinden bu en çok bence emperyalizmin işine gelir. Tabii ki. Aşacağız bunları inşallah. Abdi İpekçi'nin ustamızın. Şimdi tabii Şubat. Suikastinin yıl dönümüydü 1 Şubat. 1 Şubat. Yani o da Türkiye'nin yakın tarihinde en karanlık değil mi olaylardan biridir. Abdi İpekçi'nin 1 Şubat 1979'da suikastle öldürülmesinden sonra Milliyet Gazetesi başka bir Milliyet Gazetesi oldu. Yani Milliyet Gazetesi Abdi İpekçi dönemi Milliyeti ve Abdi İpekçi'nin öldürülmesinden sonraki Milliyet olmak üzere, Milliyet Gazetesi olmak üzere gerçekten ikiye ayrılıyor. Ve biz Abdi İpekçi döneminin Milliyetini bugün özlüyoruz ve arıyoruz. Suikasti yapanın yani katilin bugün televizyonlara çıkartılmasına ne diyorsunuz hocam? Hala bugün belli televizyonlardan çıkartılıp propaganda ya alet ettiriliyor. Hatta bu kişinin de sanki yeni bir misyon edinmiş gibi. Gerçi ciddiye almıyoruz ama sürekli Atatürk ve silah arkadaşlarına yönelik propagandaya alet edildiğine şahit oluyoruz. Acı. Katil Atatürk'ü karşı propaganda için kullanılıyor. Rating için her şeyi yapan bir medya olursa ayaklar baş başlar ayak. Rant raporu dediniz. Şimdi tabii siz geçen 22'sinde böyle bir sosyal medyada bir uyarıda bulundunuz ve dediniz ki
CIA'nin yayın kuruluşu RAND Corporation Türkiye ile ilgili bir rapor yayınlamış. 245 sayfalık raporun 14. sayfasında orta kademe askerler rahatsız, yeni bir darbe girişimi bile olabilir ifadesi yer alıyor. Böyle bir realite olmadığına göre bu bir temenni mi, tehdit mi dediniz. Size sordum. O tweetinizden sonra ben farkında değildim. Rant'ın geçmişiyle ilgileniyor olduğumdan Rant'ın bugününü gözden kaçırmıştım. Bunu geçen programda da konuştuk. İşte Rant raporunun kapağı bu. Türkiye'nin milliyetçi eğilimleri rotası gibi bir başlık var, değil mi? Hı hı. Ne diyor? Amerika Türkiye Stratejik Ortaklığı ve Amerikan ordusu üzerinde etkileri bu Türkiye'nin milliyetçi eğiliminin, yani kapak konusu bu. İşte ön söze bakıyoruz. Ön sözde bu raporu finanse eden sponsorlar sayılıp dökülüyor. Bu sayılıp dökülen finansörler arasında Amerikan hükümeti ve savunma bakanlığı, hı hı, ve hava kuvvetleri filan söz konusu. Ondan sonra işte burada da sizin işaret ettiğiniz o cümle burada. Yeni bir darbe beklentisi burada. Biz bunları aşağı yukarı 5-6 programdır RAND Corporation'ın Greg Graham Fuller, gerekse Paul Hens gibi önemli think tankçileri ve CIA ile ve dışişleri ile bağlantılı bu kişilerin raporlarını da anlatarak 1989'da Amerika ve Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş'ın sona ermesinden itibaren neler oldu? Amerika nasıl bir Türkiye istedi? Hı hı. Belgelerini anlatıyoruz hep RAND Corporation'ın belgelerinden. Bir küçük özetlersek. Üstüne de bu rapor geldi. Yani siz, evet, daha bunu rapordan önce anlatmaya başlamış, evet, ve RAND'a hep dikkat çeken bir isimsiniz zaten. Evet. Bir cümle belki size ek yapıp özete geçeyim hocam. Bu işte tweet 22 Ocak'ta dediniz. Evet. Üzerine değerli internet siteleri, haber kanalları kendileri de fark ederek bunu haber yaptılar. Kimi kimseler yine YouTube'da kendi programlarına bunları taşıdılar. Fakat daha önemlisi biz burada gündeme de getirdik. Size sordum, evet, ben. Hocam bu tehdit midir? Ben, siz daha, evet, tecrübelisiniz diye. Siz de bu kesin bir tehdittir dediniz. Evet. Temenni mi dedim? Tehdit. Daha doğru bir değerlendirme dediniz. Sonra da yani 22'si dün Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Öyle mi? RAND raporu ile ilgili. Özellikle yani hemen kısaca okumak gerekirse, kamuoyuna açık olan bu raporu gördük. İçeriğinde anlamlandıramadığımız muğlaklıklar var. Kendi içinde çelişkiler barındıran bu raporda bizlere isnat edilen yorumlar, hmm, yeni bir darbe girişimi, hmm, falan, hmm, gerçeklikten uzaktır diyor ve devam ediyor. Hmm, güzel. Yani bir tepki Milli Savunma Bakanlığı'ndan da CIA'nin yan kuruluşu RAND'a geldi. Onu da belirtelim. CIA'nin yetkililerinden Graham Fuller, RAND Corporation'ın aynı zamanda önemli düşünürlerinden. Raporları, yani RAND tarafından yayınlanan raporu birazdan göreceğiz. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi dolayısıyla hakkında Türkiye Cumhuriyeti yakalama kararı çıkarttığı bir isimdir Graham Fuller. Fakat işte bu Graham Fuller aynı zamanda 1989 tarihli Türkiye'de İslamcı Akımlar raporu ta 2004'te Büyük Orta Doğu Projesi içinde Amerika'nın Türkiye'ye verdiği rolü belirleyen adamdır aynı zamanda. Yani Büyük Orta Doğu Projesi adı altında Amerika'nın dış politika olarak bütün dünyaya ilan ettiği o politikada Amerika'nın Türkiye'ye biçtiği rol 2004'ten 1989'a kaç yıl var? 10, 10, 25 yıl.
25 yıl önce o rol, yani 2004'te Türkiye Büyük Ortadoğu Projesi'yle verilen rol, 25 yıl önce Graham Fuller tarafından Türkiye'de İslamcı Akımlar Rand Corporation'da yayınlanan raporunda biçilen rolün tamamen aynısı olmuştur. Ki gösterdiniz o raporu da. Evet. Daha evvel. Tabii. İşte o şu. Türkçe'ye yayınlanmış biçim. Şimdi Rand raporlarını şöyle, Rand raporu derken ne demek istiyoruz? Ve ilginç, ben Rand Corporation'ın internet sitesinde gizliliği kaldırılmış raporlar da var. O raporlardan bir derleme yaptım. Bakın. Mesela 1977 yılında bir rapor. Rand raporu. 1971-72 yıllarında Türkiye'de siyasi adam kaçırma eylemleri. Konusu bu. Burada da anlatıyor işte. Efendim 1971-72'de Elrom, İsrail Büyükelçisi Elrom'un kaçırılıp öldürülmesi, 4 Amerikalı'nın kaçırılması, örgütler şu bu. İlginç bir rapor. 1980'e geliyoruz, 77'den 80'e. Hep 24 Ocak kararlarını biz Turgut Özal'ın 1979 aralığında aldığı kararlar olarak biliyoruz ya. Evet. Rand Corporation'ın Ocak 1980 tarihli raporunda, ki raporun başlığı ne diyor bakayım? Türkiye'nin kalkınma beklentileri ve politikaları başka yerlerdeki deneyimler ışığında diye bir rapor. Yani Amerika pek ilgili Türkiye'nin her şeyiyle görüldüğü üzere. Bu Ocak 1980 raporudur. Ve özetinde Türkiye'nin ekonomik kalkınması için ne yapılması gerekenler yazıyor. Ama 24 Ocak kararlarının da aynı olduğunu görüyoruz. Yani 1980-24 Ocak kararları aslında Rand Corporation kararları. Burada yani önce rapor yayınlanıyor, sonra da aynı içindeki tavsiyeler 24 Ocak kararları olarak devreye alınıyor. Aynen. 1982 tarihli bir Rand Corporation raporu. İşte Türkiye'de savunma planlama üzerine yorum. Charles Wolf Jr. Tarafından. İşte yine Rand Corporation serisinden bir rapor. Ve bu raporun özeti. Yani Türkiye'nin savunmasıyla ilgili bir rapor 1982. Yani Türkiye'de askeri darbe yapılmış. İktidarda askerler var. O tarihte Rand Corporation Türkiye'nin savunması için ne yapılması gerektiğini söylüyor. Bu raporlar tabii ki askeri yönetime de sunuluyor. Çünkü niye müttefikiz ya? Amerika müttefikimiz. Müttefikimiz böyle bir rapor yapmış. 1989-90-91 İslamik işte İslamcı köktencilik ve Kuzey Kuşağı ülkeleri, Graham Fuller. İşte az önce gördük o kitabı. Türkçesi o. Türkiye'de İslamcı Akımlar başlıklı kitaba dönüştü sonra bu Türkçesi. Görüldüğü gibi. Burada o adam da bu. Tekrar göstereceğim evet, yani. Evet bu. O adam da bu. Bu. Hakkında yakalama evet. kararı çıkarılan adam. Çıkarılan adam. FETÖ darbesi. Evet. Bunun işte 1991 tarihli copyright'ı görüldüğü gibi ve ön sözünde bu raporun Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri tarafından finanse edildiği yazılı. Önemli değil mi bu? Yani bir Pentagon'un böyle bir raporu finanse evet. etmesi. Zaten CIA'nın yan kuruluşu. Evet. Ama işte bu raporların aslında sipariş üzere yazıldığı. Yani Amerikan ordusu sipariş ediyor. Konuyu veriyor. Bu konuda bilgi
diyor ve raporla bilgi veriliyor. O raporda uygulamaya konuyor değil mi? Çünkü aynen. Bu Amerika'nın bu adamlar Türkiye'de Orta Doğu'da görevlendirdiği ve bilgisine görgüsüne başvurduğu hareket ederken tabii adam. Ki. Yani bu adamların yazdığı rapor politika, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye politikasına dönüşüyor. Dönüşüyor. Yani evet. bu okuduk geçtik Türkiye'ye olmuyor. Türkiye'ye dayatılıyor. Göreceğiz şimdi. Yine bir rant raporu. Türkiye Doğu'yla karşı karşıya. Niye? Tarih 1991-92. Rapor yazarı yine Graham Fuller. Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri ve Birleşik Devletler Ordusu için hazırlanmış bir rapor. Türkiye ne zaman? Sovyetler Birliği küreselci emperyalizme teslim olmasından sonra Türkiye doğuyla karşı karşıya kaldı. Bu konuda yeni işte eğilimler, yeni politika, yani Sovyetler, eski Sovyetlere ve Orta Doğu'ya doğru yeni eğilimler. Bu da yine burada hava kuvvetleri için hazırlanmış bir proje görüldüğü gibi. Amerikan Hava Kuvvetleri. Ondan sonra Cemal. Yine 1991-92'de şimdi az sonra geniş ayrıntılarıyla inceleyeceğimiz Paul Henze'in 21. yüzyıla doğru Türkiye raporunun İngilizce orijinali şu. Yazan Paul Henze, Türkiye 21. yüzyıla doğru Rand Corporation için hazırlanmış bir rapor. Bu rapor da yine Hava Kuvvetleri Karargahı, değil mi? Hava Kuvvetleri Ordu Araştırma Bölümü için yapılmış rapor. Askeri raporlar bunlar. Yine 1992'de Soğuk Savaş sonrası Batı ve Türkiye köprü mü engel mi? Yani Batı'nın Batı ile Doğu arasında bir köprü mü oluyor Türkiye yoksa engel mi oluyor? Sorusuyla hazırlanmış bir rapor. Bu da yine Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve Amerika Birleşik Devletleri Ordusu için hazırlanmış bir rapor. 1993'te yine Graham Fuller sahnede. Doğu Avrupa'dan Batı Çin'e Türkiye'nin dünyada büyüyen rolü ve Batı çıkarlarına etkisi bunun diye bir rapor. Bu raporda yine Hava Kuvvetleri istihbaratı için hazırlanmış bir rapor. 1997'ye geliyoruz. Rand Corporation'ın bir raporu da şu. Etnik ve dini baskılar Türkiye'de. İç ve dış etkileri. Etnikçiliğe kaymaya başlamışlar. Bakın burada. Atatürk under the strain. Atatürk baskı altında. Atatürkçülük. Niye? Çünkü lazım değil artık Amerika'ya Atatürkçülük. Hatta olmamalı. Yani. İkiye ayırıyorlar Atatürkçülüğü. Klasik Atatürkçülük, modern Atatürkçülük diye. Hı. Modern Atatürkçü Tuğrul Özal. Turgut Özal. Turgut Özalcı olmayanlar klasik Atatürkçü ve çöpe atılması lazım. Şimdi bir ara bir şey moda vardı. Kemalist değilim ama Atatürkçüyüm. Onun bir tabii yani tanımlaması gibi. Evet. Klasik Atatürkçü dedi. Atatürk'ün sağlığındaki Atatürkçülük. Onu çöpe atıyor. Sonra uydurulan Atatürkçülüğü kabul ediyor. Kabul ediyor. Biz de ona Amerikan Atatürkçülüğü diyoruz. Bir de Foreign Affairs yani dış ilişkiler diye bir dergi vardır Rand'dan başka. Bu dergi de CFR'nin dergisidir. CFR'nin dergisinde de yazar Graham Fuller.
Mesela burada The Fate of the Kurds, yani Kürtlerin yazgısı, kaderi diye bir yazı. Yıl 93. Burada Kürtlerin geçmişte işte 1920'lerde İngiltere'nin yardımıyla özerkliğe yöneltildiği vesaire yazıyor. 115. sayfada da Kürt ayrılıkçılığını ve PKK'nın ayrılıkçı hareketini gayet güzel övüyor. Gayet güzel övüyor. CFR hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? İşte o da Amerika'nın tek dünya devleti olması. Yani tek dünya, küreselci emperyalist bir odaktır. Concert for Relations. Değil mi? Türkiye sayfası var. Türkiye'den de çok sayıda bildiğimiz, evet, gördüğümüz, evet, kamuoyundan tanıdığımız üyeleri var. Evet. CFR'ye üye. Tabii. Yani izleyicilerimiz CFR'nin Türkiye sayfasına girerse, evet, Türkiye'den oraya kimin üye olduğunu görebilirler. Kendi değerlendirir insanlar tabii kimin yorum. Dünyada tek devlet olması gerektiğini, ulus devletlerin olmaması gerektiğini, dünyadaki yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin ulus devletlerin egoistçe tüketimi nedeniyle boşuna harcandığını ve bu ulus devletlerin tüketimi nedeniyle 15, 20, 30, 40 yıl içinde dünyada yeraltı yerüstü zenginliklerinin tükeneceği ve böylece dünya uygarlığının çökeceğini, bunu önlemenin tek yolunun ulus devletleri parçalayıp bölmek ve dünya üzerinde tek bir devlet kurup bütün insanlığı o devletin vatandaşı haline getirmek ve dünyadaki bütün yeraltı yerüstü zenginliklerin o tek dünya devleti tarafından yönetilmesi düşüncesidir. CFR'nin ideolojisi bu. Ha, ona uyuyor herkes, bunu Amerika devleti, Amerikan devleti olsun işte bu. Yani o tek dünya devleti Amerika olsun diyorlar. Ona yönelik çalışmaları var. Yine Graham Fuller'in Siyasal İslam'ın Geleceği başlıklı bir makalesi de yine aynı dergide, CFR'nin dergisinde yayınlanmıştır. Şimdi efendim, böylece görüyoruz ki dünyayı ya biçim vermek isteyen gerek küreselci emperyalist odak CFR, gerek Amerikan Hava Kuvvetleri ve ordusu ve dışişlerinin ve savunma bakanlığına hizmet eden RAND Corporation, değil mi? Bunlar Türkiye ile çok 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 yakından ilgili görüldüğü gibi. Tabii ki bu emperyalist bir ülke, dünyadaki bütün ülkeler ve devletler için böyle raporlar hazırlıyor. Fakat Türkiye çok kritik bir coğrafyada olduğu için ve kilit noktada bulunduğu için o RAND Corporation'ın büyük oranda Türkiye ile sorunu var. Tarihiyle, ordusuyla. Türkiye'yi biçimlendirmek gibi bir derdi var. Yani Türkiye'yi mutlaka Amerikan çıkarlarının gerektirdiği gibi biçimlendirmek. Bunun için habire projeler üretmek ve bunları yayınlamak. Tabii bizim şimdi burada sergilediğimiz bu yayınlar onların gizliliği kaldırılmış olan yayınlarından kaynaklanıyor. Hatta bazen kısmen gizliliği kaldırılmıştır. Siyahla boyuyorlar. Gibi şeyleri var. Biz bunlar RAND Corporation'ın internet sitesinde gizliliği kaldırılmış olanlar ya da yarı gizli, gizli kısmı yok ama açık kısmı var. Bunları derleyip toparladık. Şimdi burada gösteriyoruz. Bunu göstermekteki amacımız, müttefikimiz dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri, ben demiyorum da müttefikimiz olarak söylenen, bana göre hiç müttefikimiz falan hiçbir zaman müttefikimiz olmadı. En müttefik olduğumuz dönemde bile bizim kuyumuzu kazmış bir ülkeden söz ediyorum ben. Ama madem ki genel olarak işte stratejik müttefikimiz, stratejik ortağımız, değil mi? En azından müttefikimiz, dostumuz Amerika'nın aslında sadece ve sadece Türkiye'yi sadece Amerikan çıkarlarının gerektirdiği biçimde biçimlendirmekten başka
Türkiye'nin yararını zerrece düşünmediğini ortaya koyan raporlardır bunlar. Ve bu raporların hepsi Amerikan yönetiminin en sevmediği şeyin Atatürk ilkeleri olduğunu ve Türkiye'yi Atatürk ilkelerinden ve ulus devlet düzeninden uzaklaştırmak ve koparmak için gerek büyüteceğiz seni, bak böyle bir önerimiz var. Gerek küçüleceksin ama iyi olacak, bak böyle bir önerimiz var şeklinde. Habire bir türlü ulus devletle uzlaşamayan, ulus devleti ya daha büyük bir federasyonun içinde eritmek ya da parçalara bölmek gibi iki zıt öneride bulunduğunu görüyoruz bu belgelerden. 1987'de, daha önceki programlarımızdan birinde dedik ki 12 Eylül Atasesi 10 Mart 1987 tarihli rapor denemesinde Türkiye'yi federasyona bölüyor. 67 vilayetin her birinde yasama, yürütme, yargı yetkisiyle donanmış meclisler istiyor. Türk-Yunan Federasyonu istiyor bir taraftan da. Bir taraftan içeride 67 Amerika'nın 50 eyaleti varsa Türkiye'nin 67 eyaleti niye olmasın? Gibi acayiplikler vardı. Bunun belgelerini burada koyduk, anlattık. 1987 yılında da Atase'den bir belge basına el altından verildi. Buna göre Atatürk Kürtlere özellik istiyor dendi. İşte Atatürk'ün 1923 yılı Ocağı'nda Eskişehir İzmit konuşmalarından birinde şöyle bir lafı vardır şeklinde. Bunu hemen 1987'de o 30 Ağustos'ta gizlenen belge Atatürk Kürtlere özellik talep etti diye. Şimdi burada tarih 1987 Ağustos. Bu Atase'den sızdırılan bir belge mi? Evet. Fakat yanlış yorumlanarak yayılıyor. Atatürk, doğru değil yani. Atatürk o belgede sadece belediye seçimlerinden söz ettiği halde ve il idaresi yok mu, meclisi, il özel meclisi. Belediye meclisi işte. Zaten orada seçim de oluyor. Ondan söz ettiği halde özellik olarak bunu yorumluyor ve yayıyorlar bu bilgiyi. İşte tam o sırada bakın Paul Hens, Rand Corporation vesaire CIA ne yapıyor? Uğur Mumcu'nun bütün yazılarının 29. cildi. 29 Kasım 1987 yani Atase böyle bir yayın yaptıktan hemen bir ay kadar, iki ay kadar sonra diyor ki Uğur Mumcu, Hens niçin Türkiye ile bu kadar yakından ilgileniyor? Hens daha geçenlerde Güneydoğu illerimizde dolaşıyor ve Kürt sorunu konusunda araştırmalar yapıyordu. Belki bu araştırmalarını ABD Savunma Bakanlığı'na da General Second'ın başkanlığında kurulan Kürt ayaklanmalarını destekleme programı adlı çalışma grubuna gönderiyordur. Ne bilelim biz diyor. Yani 1987'de Atatürk Kürtlere özellik istiyor yayınları ve propagandası ile eş zamanlı olarak CIA'nin Ankara İstasyon Şefi konumunda bulunan Paul Hens de Rand Corporation'ın düşünürlerinden. Paul Hens de hemen Güneydoğu gezisine çıkıyor. Bir yıl sonra Uğur Mumcu yine 30. cildinde bütün yazılarının yine Hens'in çalışmalarına gönderme yaparak diyor ki son bir yıl içinde diplomat, uzman ya da gazeteci kimlikleriyle Güneydoğu'ya giden yabancıların %80'i Amerikan pasaportu taşımaktadır. Bu olgu da herhalde düşündürücüdür. Amerikalıların Güneydoğu merakı nereden kaynaklanıyor? Eski CIA Ankara İstasyon Şefi Paul Hens niçin Diyarbakır'a ve Van'a gidiyor? Niçin ABD Elçilik Müsteşarı PKK teröristlerine arka çıkıp teröristler hakkında Cenevre Anlaşması'nın uygulanmasını istiyor? Tarih 18 Şubat 1988. Şimdi bütün bunlar bize Amerika'nın Türk ulus devletiyle sorunu olduğunu, aslında bir ortada bir Kürt sorunu değil
Amerika'nın Türk sorunu olduğu, Amerika'nın Atatürk sorunu olduğu, Amerika'nın Türk ulus devletiyle sorunu olduğunu anlatıyor bütün bu belgeler bize. Şimdi tabii bütün bunların dışında Paul Henze'in 1991-92 tarihli 21. yüzyıla doğru Türkiye az önce İngilizcesini gösterdik. Orada tamamen harp akademileri için yazılmış, Amerikan ordusu için, hava kuvvetleri için yazılmış bir rapor. 21. yüzyıla doğru Türkiye. Şimdi burada harp akademileri de tabii bunu alıyor ve işliyor. Türkiye'de. Türkiye'de. Onu da gördük zaten. Şimdi burada şu harp akademileri geçen programda da göstermiştik ya. Bir daha gösterelim hocam. Evet. Evet. Yıl 1995 o raporu, az önce gösterdiğimiz, İngilizcesini gösterdiğimiz 92 tarihli raporu çeviriyor. Şimdi bu çeviride Paul Henze'in 21. yüzyıla doğru Türkiye. Az önce İngilizcesini gördük. Bu çeviri geliyor 19. sayfada bitiyor. Fakat biz özgün metine baktığımız zaman 19. sayfada bitmiyor. Yani Türkçe çevirisi Paul Henze'in raporunun yarısı. Geri kalanı değil. Geri kalanını nereden öğreniyoruz? Ve nerede kesilmiş bu? Neden rapor kesilmiş ve de yani madem hemen şey... buradan sonra Kürt sorunu başlığı var. Onu almamış. Onu almamış. Ama 19. sayfaya kadar Paul Henze Türkiye'yi övüyor. Sanki bunu Türkiye'nin, okuyan... Türkiye'nin ulus devlet yapısını değiştirmek gibi bir dert yok 19. sayfaya kadar. Yani iyi biriymiş gibi algılanır. Evet. Yani bir harp akademisi öğrencisi, komutan, geleceğin komutanı. Bu çeviriyi cici okursa bir Paul Henze. Paul Henze Türkiye için yararlı bir CIA ajanı düşüncesiyle. Evet. Bakar. Bakar. Ve Amerika Türkiye için iyilikten başka bir şey istemiyor olarak görür. Ya bu okullarda okutuluyor yani öğrencilere, harp akademileri öğrencilere veriyor o dönemde. İşte Paul Henze'in 21. yüzyılda Türkiye raporunun tam çevirisi burada. Bu tam çeviri tam kesildiği yerden mi bu? Tam kesildiği yeri göstereceğim şimdi. Şuradan. Bakın. Şuraya kadar geliyor. O Genelkurmay Harp Akademileri çevirisi. 27. sayfaya. Şuradan itibaren yok. Kürt sorunu. Yok. Bu yok. Bu yok, bu yok, bu yok. Burası yok. Geçen programda okuduk. Yarısı yok yani. Yani tam da artık... Atatürk düşmanlığı yapılan bölüm yok. Atatürk düşmanlığı yapıyor, almayalım demiş olabilirler mi? Olabilir. Ama bunu ders olarak okutuyorsan bana Paul Henze'i niye sevimli biri olarak tanıtıyorsun? Evet. Çünkü Türkiye'nin yapısını olduğu gibi değiştirmeye çalışan bir projeyi değiştirme bölümünü atarak yayınlayamazsın. Asıl onu yayınlamak lazım tabii ki öğrencilerin yani geleceğin komutanlarının dikkatini çekesin. Aynen. Şimdi efendim burada bakın 28. sayfadan itibaren geçen programda özellikle üzerinde durmuştuk. 33. sayfayı özellikle okumuştuk. 33 mesela diyor ki Sovyetler Birliği'nin çöküşü Türkiye'de Cumhuriyet'in Kürt politikasının revize edilmesi. Yani gözden geçirilmesi ihtiyacını giderek daha yaygın bir şekilde fark etmeye başlaması ile çakışmıştır. Şu süreç şu anda işlemekte olup yani 91-92 itibariyle sonuçlar henüz netlik kazanmamıştır. Türk toplumunda Kürtlerin statüsünün yeni bir bakışla ele alınması kaçınılmaz olarak Türk devletinin ve hükümet sisteminin yapısına ilişkin sorunlar ortaya çıkaracaktır. Yani Türk devletinin yapısı değişmesi gerekir diyor. Türkiye ulus devlet yapısının değiştirilmesinden söz ediyor. Türkiye Cumhuriyeti son derece merkeziyetçi bir yapıya sahiptir.
1950'den sonraki demokratikleşme devletin merkeziyetçi yapısını pek az etkilemiştir. 91 yılında Türkiye'de alternatif devlet organizasyonu olarak federal yapı ilk kez açıkça tartışılmaya başlanmıştır diyor. Yani 1991'de Türkiye'ye etnik federasyon öneriyor ve burada işte efendim Sovyetler Birliği çöktükten sonra Sovyetler Kafkasya'da bulunan fakat daha önce Türkiye'ye göçmüş olan halklar var. Onlar tabii bu durumda kendi etnik kimliklerini öne çıkarıp vurgulayacaklardır tabii ki doğal olarak diyor. Biz onu gösterelim. Etnik kimliklerini vurgulamaya başlamışlardır. Şöyle. Abazoloji yayınları, yani Abazlar, Çerkesler, böyle kitaplar yayınlamışlardır. Buna göre ilk insan Çerkez'dir. Adem de Çerkez'di, Allah da Çerkez'di. Öyle gidiyor. Tövbe aşağı. Öyle evet. Mi yazıyor gerçekten? Tabii canım. Her şey. Yani bütün diller Çerkezce'den türedi falan falan. Öyle anlatıyor yani Abaz. Kaç cilt bile yani? İki cilt. Tabii yani bunlar aslında Sovyetler Birliği'ndeki Çerkesleri ve Kafkas halklarını Sovyetler Birliği'ne karşı ayaklandırmak kastıyla yazılmış yayınlar. Ondan sonra burada anlatıyor, devam ediyor ve asıl burada diyor ki işte Aleviler, Sünniler, Şiiler ayırıyor parçalara. Kürtlerin dil, kültür ve siyasal organizasyonel anlamda etnik bir grup olarak tanınmasını istiyor Türkiye'den sonucunda. Bu diğer grupların da kimliklerini vurgulamak istemeleri olasılığı mevcuttur diyor. Bu düşünce de ise Türk halkı arasında etnik ve dinsel farklılıkların bulunmaması ya da çok az bulunması idealine sahip klasik Atatürkçü düşünce açısından kabul edilemez bir düşüncedir diyor. Etnik kimliklerin vurgulanması ve Türk elitleri, hükümet yetkilileri ve Türk siyasetçilerinin büyük çoğunluğu yakın zamana kadar bu düşünceleri benimsemişti. 1991 sonunda göreve gelen Demirel İnönü Koalisyon Hükümeti'nin Kürtlerle ilgili politikalı beyanları, ülkeyi artık eski düşüncelere geri dönüşün olanaksız olduğu bir akıntıya sokmuştur. Yani Atatürkçü düşünceye. 1990'larda Türkiye ülke nüfusunu oluşturan pek çok kolun, yani etnik kolların dilediği takdirde belli ölçüde etnik kimliğe sahip olabilmesini içeren yeni bir toplumsal ve hukuksal düzen geliştirmek zorundadır. Yani Türkiye'nin toplumsal ve hukuksal düzeni değişecek. Bu konuda başarılı olması ülkenin daha da güçlenmesini sağlayacaktır. Durum çok sayıda tehlike ve fırsat içermektedir. Başka ülkelerin deneyimleri Türkler için çeşitli dersler sunmaktadır. Tüm Türkiye'de dağılmış bulunan ve büyük ölçüde Türkiye'deki hayat ve siyasetinin genel gidişatına adapte olmuş olan Kürtler açısından uygun bir tanınma neden sağlanmasın? Neden aynı şekilde hareket etmek isteyen diğer etnik grupların da diğer demokratik sistemlerde etnik ve çıkar gruplarının yaptığı gibi kimliklerini vurgulamalarına, hatta siyasal lobi olarak faaliyet gösterebilecekleri bir noktaya kadar niçin izin verilmesin? Sakınılması gereken tehlike etnik yapısalcılıktır. Yugoslavya, Sovyetler Birliği gibi başarısızlığa uğrayan komünist ülkelerde yaşanan örnekler, her şeyin bir devlet yapısı çerçevesinde işletilmesinin ve etnik bazda yönetimin akıl dışı olduğunu ortaya koymaktadır. Federalizmin etnik bir biçim alması zorunlu değildir. Bölgelere dayalı bir federalizm daha esnek bir kavram olup hızla gelişen toplumların değişimlere ve insanların bir bölgeden diğerine hareket etmesine uygun olarak otomatik şekilde ayarlanmasını sağlamaktadır diyor. Geçen programda bu bölümü okuyup şu soruyu sormuştuk. O bölgesel federasyonun etniğe dönüşmeyeceğinin garantisi nedir diye sormuştuk. Şimdi bu raporda bu satırların fincancı katırlarını ürkütmemek için yazılmış olduğunu, efendim etnik federasyon olmasın, bölgesel federasyon olsun lafının Türkiye'ye büyük bir tuzak olduğunu. Yani Karadeniz Federasyonu, evet. Güneydoğu Anadolu Federasyonu. Evet. Yine Paul Hensin bu raporundan
6 yıl sonra yayınlanan diğer raporunda o bölümü revize edip bakalım ne dediğini göreceğiz. 6 yıl sonra. Evet. Görelim hocam. Bu Paul Henze'in Türkiye ve Atatürk'ün Mirası başlıklı kitabıdır. Bu kitabın Paul Henze'in sonuç imzası Washington DC işte 1997 Haziran'ında yazmış. Bu 1991'di. 1997'de ne olmuş? Diyor ki 21. yüzyılda Türkiye'ydi bu yazının başlığı, değil mi? Diyor ki ben diyor bu 8. bölüm olarak 1906 yıl sonraki kitabına 8. bölüm olarak o 1991'deki yazısını tekrar koymuş ve diyor ki bunu gözden geçirdim ve biraz genişlettim, daha genişletip güncelleştirdim diyor bu yazımı diyor. Bakalım nasıl güncelleştirmiş ve o bölümü burada nasıl anlatmış. Diyor ki burada az önce okuduğumuz bölümün bu 6 yıl sonraki aldığı biçim Fuller tarafından. Diyor ki Kürtlerin bağımsız bir devlet kurma hevesleri ümitsiz bir şeydir. Çünkü 1. Türkiye Cumhuriyeti'nin batmasına imkan olmadığına göre hiçbir siyasi koalisyon böyle bir şeye izin vermeyecektir. 2. İran olsun, Irak veya Suriye olsun topraklarında Kürt halkının yaşadığı hiçbir devlet de böyle bir fikri kabul etmeyecektir bağımsızlığı. Kürtlerle olan meselede en uygun yolun modus vivendi'nin geçici durumun memleketin her bölgesi için siyasi gücü de haiz bir nevi federalizm sisteminin kurulması olabilir. Belki Kürtler halen Türkiye topraklarında çok yaygın yaşamaktaysalar da böyle bir otonomi için Güneydoğu en uygun yer olabilir. Memleketin başka bölgelerinde yaşayan Kürtlerin hepsi burada toplanabilir diyor. Ne demiştik 6 yıl önceki yazısına? Bölgesel federasyonun etniğe dönüşmeyeceğinin garantisi ne diye sormuştuk. 6 yıl sonra zaten kendisi bölgesel bir federasyonun etniğe dönüşeceğini, zaten bu amaçla önerdiğini daha rahatlamış biçimde söylüyor. Söylüyor. Ve devam ediyor. Memleketin toparlanması devresi olan Cumhuriyet'in ilk yıllarında da tam bir merkeziyetçi olan idare şekli artık günün ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Bölgelerin kendilerini idarede daha sorumlu hale gelmeleri bakımından çok az şey yapılmıştır. Türklerin modern dünyada politik bakımdan en başarılı ve müreffeh ülkelerin federasyon sistemiyle idare edilenler olduğunu düşünmeye başlaması lazımdır. İngiltere ve Fransa gibi hayli merkeziyetçi memleketlerde bile son yıllarda bölgesel yetki ve sorumluluk fikri kuvvetlenmeye başlamıştır. Federal sistem, politik diyalog ve rekabetin sadece hükümet merkezinin etrafında toplanmasını önler. Her şeyin hükümet merkezinin sorumluluğunda olmasını engelleyen bu sistem, yöresel liderliği teşvik eder. Siyasi, sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde deneyim kazandırır. Yine bu sistem içinde etnik ve ayrılıkçı grupların birbirleriyle uzlaştırılması imkanı ortaya çıkar. Türkiye Cumhuriyeti'nin yapısında bu türlü değişiklikleri sağlayacak ayarlar, Türk aydınlarının ve siyaset düşünürlerinin gündeminin en başında yer alması gereken hususlardır. Yani bir de bize görev veriyor. Diyor ki Türkiye'nin federasyon olması lazım. Siz aydınlar da Türk aydınları da buna çalışın. Çalışıyorlar. Adam biliyor yani onun görevini kabul edecek. Ama evet, karşısında duracak aydınlar da var. Kısa bir ara verelim. Yani. Bakalım ne olacak? Ne olacak? Şimdi? Daha sonrasında ne olacak? Ne olacak? Neyi anlatacaksınız? Aradan sonra bir iki cümle belki ipucu verin hocam. Paul Henze'in Rand Corporation'ın 1987'den başlayan Türkiye'de Kürt ayrılıkçılığını destekleme Amerika politikasının nasıl 1990'da hemen pıtrak gibi nasıl meyveler verdiğini göreceğiz. Türkiye'de. Evet. Yani dokunmatik. Amerika buyuruyor tak, Türkiye'de patlıyor her şey. Göreceğiz neler oldu.
Kısa bir aranın ardından karşınızda olacağız. Cengiz Özdakıncı ile Tarihin Bilinmeyen Yüzünün ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız değerli izleyiciler. CIA istasyon şefi Paul Hensin 1987'den itibaren başlattığı etnik ayrımcı söylemler, etnik ayrılığa dayalı Türkiye Federasyonu söylemlerinin 1990'dan sonra Türkiye'de nasıl yansımaları olduğuna ilişkin belge ve bilgilerle Cengiz Özdakıncı karşınızda olacaktı ikinci bölümde. Buyurun hocam, sizi dinliyoruz. İşte 1990'da ne kadar yayın dünyasında etnik konu hemen hemen hiç gündeme gelmezdi. Fakat gerek Graham Fuller'in gerek Paul Hensin Rand Corporation'a bağlı olarak hazırlamış oldukları Amerikan devletince de Türkiye politikası olarak kabul edilip uygulamaya konulan dış politikada Türkiye'nin etnik federasyona bölünmesi ortaya konduktan sonra birdenbire Türkiye'de etnik ayrılıkçı yayınlar, ne diyordu Paul Hens, etnik kimlik vurgulaması olacak. Evet, görüyoruz. Musa Anter, hatıralarım. 1990 yılının Mart'ında, Mart 90 tarihinde yazıp bitirdiği kitap, Musa Anter'in hatıralarında Atatürk'ün Kürtlere özellik vaat ettiği fakat sonradan bu vaadini çiğnediği gibi şeyler var. Irkçılığa varan etnik ayrımcılık söz konusu bu kitapta. Bu takır takır yasal olarak Türkiye'de basılmış ve satılmaya başlanmıştır. Yani artık etnik ayrımcılık giriyor, yapan yayınlara yasak yok. Yani her yerde satılıyor. Halbuki Paul Hens'den önce yasaktı bunlar. Paul Hens'den sonra serbest oldu. Yani onu demek istiyorum. Yani burada halbuki bir herhangi bir kanun değişikliği olmadan devlet göz yummaya başladı. Ya yani burada biz bir yayının yasak olup olmamasından çok. Evet. Bir yazıdan Paul Hens'den önce Paul Hens'den sonra konusunu değerlendiriyoruz. Evet. Yoksa yasaklanır veya yasaklanmaz konusu ayrı bir tartışma konusu. Kürt tarihi ve uygarlığı. Bender. Bunu daha önceki programlarımızda gösterdim. Bu da 1991 Ocak. Bu da her şeyi biz yaptık yazım değil mi? Tabii. Her şey bizim. Evet. Yazı bizim, evet. İnsanlık. Her şey. Bu da etnik ayrımcı bir yayın. Irkçı. Evet. Birdenbire işte mesela Lazların tarihi. Yine mi aynı tarihler? Tabii tabii, 91. Lazların tarihi. Yine 90'lı yıllarda Pontus tarihi. Ne demişti Hens? Etnik kimlikler vurgulanacak. Neyle vurgulanacak? Tarihiyle, diliyle, coğrafyasıyla değil mi? Pıtrak biter gibi 1990, 91, 92, 93, 94. Bütün kitap evlerinde Allah Allah, 12 Eylül'den önce bu böyle kitaplar olsaydı mutlaka yazarının başına bir şey gelirdi ya da yayın evinin başına bir şey gelirdi diyeceğimiz türden yayınlar, yasalar aynı olmasına rağmen herhangi bir şekilde engellenmeksizin hem de en gözde yerlere konmaya başladı. Biz buna domino etkisi demiyoruz, biz buna rant etkisi diyoruz. Amerika buyurur,
ve etnik ayrımcılar kaleme sarılırlar. Peki bana göre hep siz de vurgularsınız. Çok da Türkiye'de bence en zararlı söylemlerden biri olan Türk'üyle, Lazı'yla, Kürd'üyle, Çerkezi'yle, evet. Alevisi'yle, Sünnisi'yle biz şöyle... Buyruğu. Evet. Yani o ne zaman kullanılmaya başlamış? İşte bu dönemde. Aynı şekilde. Bundan önce yok değil mi? Yok, şey? Hayır. Cumhuriyet Gazetesi'nin 2010 yılında yayınlanan bir makalede... Bu makale işte Ercan Karakaş'ın yayınladığı bir köşe yazısında. Kürt sorunu diyor. Bir tarihsel şey yani Türk siyasetinde etnik sorunun partilerce sahiplenilmesi konusunda bir makale yazmış. Hı hı. Bu makalede ilginç başlangıç tarihi 26 Kasım 1989. Bir siyasi partinin Türkiye'de etnik soruna şey ayırmasının miladı 1989. SHP. Evet. Ondan sonra işte 91 devam ediyor. 90 SHP. Efendim Nisan 93 yine SHP. Halkın Emek Partisi diye bir parti. İşte etnik ayrılıkçı düşünceyi savunan milletvekillerinin SHP içinde yer bulanması. Sonra bunların ayrılıp Halkın Emek Partisi diye bir parti oluşturmaları ve mecliste ilk defa etnik ayrılıkçılık güden milletvekillerinin ortaya çıkması Halkın Emek Partisi ile birlikte ve onların ille de Kürtçe yemin edeceğiz diye tutturmaları bir takım olaylar. Yani meclise taşındı. Yani Paul Henze'in Rand raporuyla istediği şey hemen oldu. Değil mi? Hemen. Etnik kimlikler vurgulanacak, vurgulandı. Etnik kimlikler tanınacak, işte meclise taşıdın. Değil mi? Ve hala mesela siyasi partiler yasasında dildin cins ayrımına, ırk ayrımına dayalı parti kurulamaz. Halen bu madde olmasına rağmen. Anayasada. Anayasada da siyasi partiler kanununda da etnik temelli nutuklar atan partilerimiz var değil mi? Etnik ayrımcılık güden siyasi parti üstelik de mecliste de. Yıllardır da işte hepti, depti, bilmem neydi, şuydu, buydu geliyor. Yani birini kapatıyorsun, öbürü açılıyor. Bu Amerika'nın isteğiyle olmuş bir şeydir. Amerika'nın Rand raporlarıyla, Amerika'nın Türkiye politikasını belirleyen raporlar da bu istenmiş ve sonra da bu olmuştur. Yani bunun halkların kardeşliği, özgürlüğü, işte ezilmişliğiyle falan ilgisi yok diyorsunuz. Belgeleri de gösteriyorsunuz. Politika. Bu Türkiye'yi böyle küçük küçük bölmeye amaçlayan küreselci emperyalizmin ürettiği bir oyun. Evet. Nu ispatlıyorsunuz şu an bize. Birdenbire Madame Mitterrand diye bir siyasi figürümüz oldu 1989'da. Yani Amerika ve Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte Irak-İran Savaşı'nda 1988'de İran'ın Irak'ın Kuzey Irak'taki ve İran'daki Kürtlere yönelik sivil halka yönelik zehirli gaz kullanması yayınları oradan birçok sivilin Türkiye'ye kaçıp gelmesi 1988-89 hemen Daniele Mitterrand ortaya çıktı. Bu Daniele Mitterrand birdenbire bir Kürt aşkı söz konusu oldu bu hanımefendiye. Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand'ın eşi. Mesela işte Muş ve Diyarbakır'daki peşmerge kamplarında incelemelerde bulundu Madame Mitterrand. Yani Irak'ın kuzeyinden kaçıp gelen sığınmacılara. Beraberinde SHP milletvekilleri Ahmet Türk, İbrahim
Aksoy, Mehmet Kahraman ve ANAP Milletvekili Nurettin Yılmaz'la İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şube Sekreteri Avukat Mustafa Özer'le birlikte dün sabah Muş'a hareket eden bir taran, yani böyle bir kortej de gidiyor. Ve orada Kürtçe Biji Daniela, yaşasın Daniela, Biji Fransa, yaşasın Fransa sloganları arasında Diyarbakır'da, Muş'ta, Van'da dolaştı. Ve orada işte hapiste tutuklu bulunan Mehdi Zana'nın bizzat kendisinin yaptığı el işlemeli çanta ile birlikte şalı eşi Leyla Zana Mitterrand'a hediye etti. Bayan Mitterrand'ın Mehdi Zana'nın silahlı eylemi olmadığı halde ceza verilmesinin nedenlerini sorduğu öğrenildi. Kımıl romanının yazarı Musa Anter'le görüştü. Az önce kitabını gösterdik. 1993'te Mitterrandlar Kürt Enstitüsü'nde Irak Kürtleri için çalışmalar yaptığı New York'tan dönen Daniel Mitterrand, Paris Kürt Enstitüsü'nde Kuzey Iraklı ressamların sergisini gezdi. Ve Bayan Mitterrand'ın New York gezisinde Fransız gazeteleri geniş yer ayırdı. Le Monde'da Birleşmiş Milletler Mitterrand'ın Kürt devleti kurulsun fikrine soğuk bakıyor Birleşmiş Milletler. Yani hemen Kürt devleti kurulsun propagandasına başlamış. Yine Madame Mitterrand, yine etnik ayrımcı parti. Bu yüzden de kapatıldı. İşte 1994 Şubat ayında bazı DEP milletvekillerinin Mitterrand tarafından Paris'e çağrılarak kendileriyle görüşmesi Ankara'da yeni bir rahatsızlığa yol açıyor. Üstelik DEP milletvekillerinin görüşmeleri bu kez sadece Mitterrand'la sınırlı değil, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Lumière ve ondan da öte Avrupa Birliği'nin eski bir anlamda Cumhurbaşkanı konumundaki Delors'un da DEP milletvekiliyle görüşmesi söz konusu. Görüldüğü üzere bir Fransız Amerika'dan sonra bir Avrupa'da koruması. Avrupa'da da bir hemen Fransa, Fransa hareketleniyor. Ve yani, Avrupa Birliği. Amerika etnik ayrımcılığı evlat edinince Fransa ben niye geri kalayım ki, ben de Amerika kadar güçlü bir ülkeyim, ben de evlat edineyim onları diye ortaya çıkıyor. Ve 1995'te Türkiye soykırım peşinde diye sloganlar atılıyor Mitterrand tarafından. Bakın neymiş, Yasemin Çongar bildiriyor. İsim de önemli. Evet. Kürt sorunu Daniel Mitterrand, Kürt sorunuyla ilgili olarak temaslarda bulunmak için dördüncü kez geldiği Amerika Birleşik Devletleri'nde Ankara'nın PKK ile masaya oturması gerektiğini savundu. Yani Fransız Cumhurbaşkanı'nın eşi Türkiye Cumhuriyeti'ne diyor ki PKK ile masaya otur. Terör örgütüyle masaya otur. Diyor. Silahlarını gerçekten bırakacaklarını, diyaloğa hazır olduklarını bildirdiklerine göre neden PKK'ya güvenmeyelim ki diye sormuş bir de. Evet. Ve işte Türk ordusu PKK'ya karşı soykırım yapmaya hazırlanıyor diye başlıklar atılıyor. Burada şimdi Fransa böyle de Almanya boş durur mu? Almanya da boş durmuyor. Bu kitap önemli bir kitap. Çok önemli bir kitap. Modern Alman oryantalizmi. Pardon hocam, bir kapı. Alman yayıncılığının Türkiye tablosu. Taner Bacınoğlu ve Andrea Bacınoğlu. Avrupa Araştırmaları dizisi. Asam yayınları. 2001'de yayınlanmış bu kitap. Bu kitapta şöyle çok önemli, her satırı çok önemli olan bir kitap. Bakın burada Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen Hamburg Doğu Enstitüsü önde gelen görevlilerinden biri Almanya ile İran arasındaki kültürler arası diyaloga akademik destek sağlamak olan bu enstitünün müdürünün Türkiye hakkındaki değerlendirmesi şöyledir. Udo Steinbach. Sorun Türkiye'nin bir paşa fermanıyla yarattığı yapay ürün olan Kürt devleti ve Türk devleti ve Türk ulusudur. Tekrar edelim. Sorun
Atatürk'ün bir paşa fermanıyla yarattığı yapay ürün olan Türk devleti ve Türk ulusudur. Almanlar için bu sorun teşkil ediyormuş. Sorun Kemalizm ve Kemalizmin ulusçuluk ve laiklik ilkeleridir. Almanya için Türkiye'nin laikliği ve ulusçuluğu sorun teşkil ediyormuş. Sorun yapay, zorlama, uyduruk Türk ulusudur. Almanya için Türk ulusu uyduruk ulus. Yapay, zorlama bir ulus. Böyle bir ulus yoktur. Olmadığını Türkiye'de yaşayan Kürt, Türk, Müslüman, laik, Alevi, devlet çatışmasında görüyoruz. Bu uyduruk ulusu Atatürk nasıl kurdu? Önce Ermenileri yok ettiler, sonra sıra Rumlara geldi. Kürtleri şu ana kadar neden imha etmediler bilinmez, diyor. Bir Alman devlet görevlisinden söz ediyoruz. Nerede yapmış bu konuşmayı? Udo Steinbach. 15 Eylül 1998 günü Alman Katolik Lingen Akademisi'nde verdiği İslam'ın Avrupa açısından önemi başlıklı konferanstan bir alıntı bu. Şimdi Amerika Rand Corporation, Amerikan Silahlı Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'ne rapor da Türkiye'nin etnik federasyonu ulus devlet yapısını terk edip etnik federasyona dönüşmesini Amerika devleti bir Türkiye politikası olarak benimsedi. Sonra Fransa bunu Cumhurbaşkanı'nın eşini propagandist haline getirerek biz de varız bu işte. Evet, Türkiye ulus devlet yapısını terk etmeli, etnik federasyonlara bölünmeli dedi. Sonra Almanya çıktı sahneye. Almanya'da az önce gördük. O da en küfür, sövgü düzeyinde saldırarak Atatürk'ün ulus devlet ilkelerini en aşağılık bir dille utanmazcasına saldırarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerine, laik, demokratik, üniter, ulus devlet, cumhuriyetin bütün ilkelerine saldırıyor. Ve ne için? Ulus, Türkler ulus değildir. Türkiye ulus değildir. Türkiye diye bir ulus yok. Türkiye ulus devlet değildir. Değil. Uyduruk yani. Uyduruktur. Bu devlet yani parçalanması lazım. İçindeki, doğal olan parçalanması. İçindeki çatışmalardan belli diyor. Evet. Almanya ulus devlet ama Türkiye uyduruk. Evet. Şimdi efendim. Böylece biz anlıyoruz ki. Şimdi buna sorsan desen ki Nazileri kim katletti? Yahudileri Naziler der. Almanlar değil der. Tabii. Ama Almanlar ulus devlet. Onlar bir bütün. Amerika'da öyle. Naziler başka bir şey. Fransa'da öyle. Hepsi bunlar ulus devlet. Fakat bir tek Türkiye yakıştıramıyorlar ulus devleti. Şimdi efendim burada önceki programlarımızda demiştik ki gerek Sovyetler Birliği sosyalist devletler gerekse ulus devletler emperyalizmin iki düşmanıdır. Emperyalizm bu iki düzeni yıkmadan var kalamaz. Sosyalist Rusya'yı devirene dek ulus devleti dokunmadılar. Önce Sovyetler Birliği'ni bir yıkalım, sonra sıra ulus devletlere gelecek dediler. Politikaları buydu. Nitekim bu politikaları yani ulus devletleri ve sosyalist devletler ikisini birden düşman bellediklerinin kanıtı 1968 tarihli Roma Kulübü raporunda bellidir.
bütün dünyayı yok edecek bir yönetim biçimi olarak görüyorlar ulus devletleri. Eğer insanlık ulus devletler biçiminde örgütlenirse birkaç on yıl içinde yeraltı ve yerüstü kaynakları tükenecek ve uygarlık çökecektir. Ulus devletleri yıkıp yerine tek dünya devleti kurmakla uygarlığımız kurtulabilir. Bence bu bahanesi bilir işte. Ancak. Tabii bu böyle yani bir propagandayla. Buna inanmıyorlar. Hayır. Bu bir propaganda. Bu propagandayla başladılar. Bu neden altını çizdim? Çünkü bugünlerde de ya tabii ki dünya yok olacaksa hep birlikte hareket etmenin ne gibi zararları olabilir diyenler var. Ulus devletin ne gibi bir zararı var? Bir de ben de diyorum ki yani dünyanın başına girebilecek her türlü felaketten ulus devletleri sorumlu tutmak burada abrakadabra. Halbuki hiçbirinden ulus devlet sorumlu değil. Ben şurada yanılıyor muyum hocam? Karşımda şunu diyorum. Tek dünya devleti olsun mu? Peki olsun ama biz yönetelim. İşte herkes madem öyle diyor. Yani Fransa madem ben yöneteyim, o diyor ki ben yani yöneteyim. Şimdi tabii çok tarihsel kökleri var bu abrakadabranın. Şimdi tabii 71'de Roma Kulübü'ne birinci rapor, 74'te ikinci raporda işte büyümenin sınırları gibi raporları gördük programlarımızda. Ondan sonra 77'de Amerika Cumhurbaşkanı Başkanı Carter düğmeye bastı ve tek dünya devleti olacak. O biz niye olmayalım? O biziz işte diyen bir rapor hazırlattı. Bu da Global 2000 raporu. Ve 1985'te Sovyetler Birliği ona teslim oldu. O rapora teslim oldu Gorbaçov. Yani tek dünya devleti olacak. Biz de onun içinde yer alalım. Yani sosyalizmi bırakalım. O dünya devletinin içinde biz de olalım diyerek teslim bayrağı çektiler ve işte 1989 yılının 1-2 aralığında Amerika ve Rusya yöneticileri Malta'da bir araya gelip artık soğuk savaş yapmayacağız aramızda, biz küreselci bir politikaya da birleştik dedikten sonra Türkiye'ye açık meydan okuma söz konusu oldu. Türkiye'nin büyümesini istiyoruz. Ne? Balkanlara da Türkiye gitsin. Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerine de Türkiye egemen olsun. Orta Doğu'daki İslam ülkelerine de Türkiye egemen olsun. Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh politikasını atın çöpe. O sizi çok küçülttü, çok yaptı diye Türkiye'yi aslında hem yapamayacağı kadar büyük bir alana egemenlik armağanında bulunup aslında küçültmek istediler. İç çalkantılarla ulus devlet yapısından uzaklaştırarak, değil mi? Federasyonlara, etnik federasyonlara parçalamayı amaçladılar. Bu amaçlarını biz tamamen kendi belgelerinde gördük. Bu belgeler zamanında değerlendirildi mi? Türk aydınları bu belgeleri değerlendirdiler. Örnek, Muzaffer İlhan Erdost, Cumhuriyet Gazetesi'nde 2009'da yayınlanan yazı dizisinde Kürt Devleti Taslağı ve ABD başlıklı dizi yazısında Fırsat ve Açılım ve Kapan, Washington Türkiye'ye etnik, dinsel ve mezhepsel yapıdaki federal bir sistemi sürekli dayattı başlığı altında. Az önce alıntılarını verdiğimiz Rand raporlarından ve Graham Fuller'in federasyon ve konfederasyon önerilerinden alıntılarla anlatıyor konuyu. Yine Muzaffer İlhan Erdost 2009'da Cumhuriyet'te yazı dizisi olarak yayınlanan bu yazısı aslında 10 yıl önce yayınlamış olduğu bir kitaba dayanmaktadır. Yeni dünya düzeninin zorlanması odağında Türkiye. Muzaffer İlhan Erdost, Onur Yayınları. Ağustos 1999. Bu kitabın her satırı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi nasıl İslamcı bir devlet, nasıl etnik bir devlet haline getirmek istediği tümü belgeleriyle anlatılmaktadır. Şu an anlattığımız konuyu daha ayrıntılıyla öğrenmeyi merak edenler için önemli bir kitaptır. Yine Haluk Geray
19 Şubat 1995'te Cumhuriyet'te yayınlanan yazı dizisinde Atatürk'e karşı sinsi plan, yeni dünya düzeni senaryoları ve Türkiye başlıklı yazı dizisinde Paul Henze'in, Graham Fuller'in, Rand Corporation'ın, Foreign Affairs dergisinin tamamen Türkiye'yi Atatürk çizgisinden uzaklaştırarak ulus devletten koparmayı, etnik ayrılıkçı ve din devleti haline getirmenin belgelerini sunmaktalar. Burada Profesör Doktor Ergun Aybars Henze'in raporunu değerlendirip diyor ki klasik Atatürkçülük tanımı bir oyundur diyor. Yani anlattığımız gibi klasik Atatürkçülük Atatürk'ün sağlığında yürürlükte olan ulus devlettir. Amerika bundan rahatsızdır. Bu çöpe atılmalı ve Turgut Özal'ın temsil ettiği Atatürkçülük. Yani Kürtlerle Türkler federasyon olacak. Türkiye Amerika'nın istediği her yerde kılıç çakırdatacak yurt dışında. Bosna'ya gidecek, işte ne bileyim Sovyetler Birliği'nden dağılan Türk Cumhuriyetlerine gidecek falan falan. Fakat bunlar Türkiye'nin iyiliği için sunuluyor ya, aslında taşeron olarak, maşa olarak. Yani önce Türkiye'ye gidiyor, o Türkiye bayrağının altında Amerika gidiyor oralara yani. Türkiye'yi bir bayrak, ne derler, sahte bayrak. Bayrak taşıyıcı. Olarak kullanıyorlar. Yani Türkiye, Amerika'nın kamuflajı oluyor oralara gitmek için. Kendi uğraşmıyor. Olay budur. Şimdi 2004 yılında biz az önce de söyledim. 1989 Graham Fuller'in Türkiye'de İslamcı Akımlar başlıklı Rand raporunda öngördüğü Türkiye'ye verdiği biçim ve rolün Amerikan devleti tarafından kabul edilip Türkiye'ye dayatıldığını görüyoruz. Ama Büyük Ortadoğu projesinde de o 1989 raporunun nasıl Türkiye'ye biçilen bir rol olarak tekrar karşımıza çıktığını gelecek programda ayrıntılarıyla anlatabiliriz. Müthiş program olacak. Yani bugüne yansımalarını daha iyi hissedik. Büyük Ortadoğu projesi. Yani gelecek programda anlatacağımız. Ve onun bugüne yansımaları. Evet. Yani bu anlattığınızın... Ve 28 Şubat'ı da bu arada ihmal etmiyoruz. 28 Şubat'ın bilinmeyenlerini de bir sonraki programda anlatacağız. O da bu bağlamda önemli. Haftaya değil, ondan sonraki programda. Evet. Yani bu sırayla gideceğiz. Evet. Önce Büyük Orta Doğu Projesi, belki aynı çerçevede 28 Şubat. Evet. Çünkü birbirinden ayıramayız diye tahmin ediyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Zekinci. Çok önemli yine bilgi ve belgelerle uzun bir süredir işte etnik ya da mezhepsel alt kimliklerin ulus kimliğimizin üstüne nasıl çıkarılmaya çalışıldığını ve bu yöntemle de Türkiye'nin nasıl parçalanıp bölünmek istendiğini açık seçik bir biçimde ortaya koyuyorsunuz. Hem de yıllardır değil mi? Yıllardır. 80'den aldınız işte, evet. Anlatıyorsunuz. Yani 40 yıl. Çok şaşırmış mesela izleyicilerimiz. 40 yıldır 80 darbesinin evrenin bir federasyonla geldiğini gösterdiniz ya, evet. Burada. Hafta içerisinde çok sayıda ileti aldık. O 12 Eylül'ün kendi belgesi. Belgesi. Federasyoncu bir evren. Yani biz herhangi bir atıfta bulunmuyoruz. Biz uydurmuyoruz. Onların kendi belgelerini sunduk. Yani 12 Eylül'den sonra hazırlanan Atase raporunda 10 Mart 1981 tarihli Atase raporunda Türkiye'nin 67 eyalete hem de yasama, yürütme, yargı meclisi bulunan, her birinin bir başkanı bulunan, her birinin ayrı bayrağı bulunan 67 eyalete bölünmesi tasarısı var. Kıbrıs'tan Türk ordusunun çekilmesi tasarısı var. Girne'de bir Türkiye üssü, dışında geri kalanının verilmesi projesi var. Değil mi? Artı Türk-Yunan Federasyonu kurma projesi var 1981'de. Bu bölücü bir projedir dedik.
2005'te Türkiye'nin Siyasi İntiharı kitabımızda yayınladık. 2007'de fark etti basın bunu. Koşup Evren'e sordular. Evren tabii ben 12 Eylül döneminde 8 eyalet istiyordum itirafında bulundu. İşte bütün bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar 40 yıldır etnik ayrımcılık ve mezhep devletine bölünmeye çalışıldığını ve Türkiye'nin yurt dışı maceralara iteklendiğini belgeleridir. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimizi... Büyük Orta Doğu projesinde de Türkiye'ye biçilen rolü önümüzdeki hafta göreceğiz. Çok teşekkür ederiz Sayın Özakıncı. Değerli izleyiciler, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Kısa bir süre sonra programın tamamını YouTube'da Tarihin Bilinmeyen Yüzü ismiyle açtığımız kanalımızda bulabilirsiniz. Veyahut Kanal B internet sitemizin arşivinde de yer bulacak. Tekrar izlemek isterseniz ya da sosyal medyalarınızda paylaşarak bu önemli belgelere dayalı programı yakınlarınızın da izlemesine vesile olmak isterseniz bu hatırlatmayı yapalım. Sözü yeniden Ankara'ya bırakalım.